Evet arkadaşlar, Alabarda'nın yeni bölümü Türk mitolojisi ile devam ediyor. Bugünkü konumuz bir önceki konudan sonra da hatırlayacağınız gibi tanrılar. Türklerin tanrıları. Abi çok böyle şeyde kalmış, hasır altı edilmiş. Bana kalırsa biraz da siyasi sebeplerden dolayı. Ya Yani bir kere Türklere şöyle bir şey vardı. Abi hani tek tanrılı değil Türkler, tamam mı? Tekiz Aa, gök abi tanrı ya. aynı işte bak. Allah'mış, hadi inanalım. Hey, diye bir şey Ama yok. mesela şeyde bir de böyledir. Mesela Kral Arthur efsanelerine baktığınızda hani bir anda hani Hristiyan bir kral Arthur. Ama öteki yandan da büyücü var. Merlin. Yani hani İncil'de bir kere Şey ya. büyücünün şeyi yani büyücü Günah. ölümle Günah, günah. Tabii cezalandırılacak bir tabii. Yani şey. bütün İşte büyü. yapıyorlar ya böyle suya batırıyorlar, Ha, çıkarıyorlar yani bilmem ne filan. Aynen öyle. Hani işte büyücü var, işte ejderhalar var, çeşitli çeşitli periler var Tabii. falan. Yani hani Abi işte o da o. işte o zamanın tam hani Orta Çağ'ın yazarları bir şekilde işte Hristiyanlıkla o eski Kelt mitolojisini İkisini birleştiriyor. yoğurmuşlar. Bizde de genelde öyle. Hatta Dede Korkut hikayelerinde de şey vardır. Hani Dede Korkut gelir, bir yiğit doğmuştur yeni. İşte adı güzel Muhammed'in yüzü suyu hürmetine falan diye böyle çıkar, tamam mı? Çocuğa hani kulağına işte böyle üç kulu valla bir ayhan mı ne okur? Öyle bir şey Ezan var. okur Ha falan. yani Orta Asya türküsünüz yani, tamam mı? Daha Oğuzhan yok, evet. döneminden Aynen. Daha hani Müslümanlık yok. yani aynı öyle. O kültürlerin kaynaşmasına işte böyle şeyler çıkıyor. Evet. Ya bunu Ama zaten şeyde de göreceksiniz. Yani Türk mitolojisinde de özellikle işte diğer mitolojilere benzeyen kısımlarda da fark ediliyor zaten. Hani her şey birbiriyle iç içe aslında dünyada. tabii, ama şöyle bir olay da var. Mesela şimdi Türklerin tarihine baktığında Müslüman oldukları tarih, Müslüman olmadıkları tarihten daha uzun. Yani Evet. baktığım vakit Tabii. kayıtlı tarih bir Ya de. kayıtlı Onu tarih bir da de bence unutmayalım. ya abi Evet. şimdi eğer şeyi mesela Ya. Hunların ortaya çıkışını baz alacaksak eğer, ondan sonra baktığında yaklaşık olarak ya aslında ciddi anlamıyla Türklerin artık tamam net bir şekilde Sünni'ye dönüşü Osmanlı'ya kadar yok. Osmanlı'dan sonra başlıyor. Evet. Ciddi artık kurumsal Ya bir tamam, şekilde. Selçuklular da Müslümandı ama net bir Selçuklar da şekilde Sünnilik şeylik abi işte falan Selçuklardaki o parça parça Müslümanlık bak vesaire. mesela Hacivat'ta Karagöz hikayelerinden falan anlayabilirsin yani. Hala böyle şamanistik olanlar akınlar devam ediyor çünkü. Tabii. Ya Fatih Sultan Mehmet zamanında bile abi hala Orta Asya'dan Türk kavimleri göçmeye devam ediyor. Çok enteresan bir şey. O hani Ya o Hendek'te göç öyle bir oldukları günde insanlar olmuyor var yani. ya. O başı bozuk dedikleri. Bir Hepsi de şey abi onların Türkmen. bir de işte hani daha önceki videoda da şey yapacaklar, izleyecekler. Yani göçebe bir halkın hani kültürünü yani kültürün izlerini bırakabileceği fazla bir enstrüman yok. Yok. Mesela bizde de zaten ne var? Orhun kitabeleri Kitabeleri var. var. Yani onun Evet. dışında Dede çok Korkut sağlıklı hikayeleri bir var. yani onun dışındaki Dede Korkut hikayeleri galiba 14. 15. yüzyılda falan yazılmış İşte şeyler. ama yani hani Ama şey işte var. o döneme göre ve şey ve Miladı şey Çin Lugat Türk var. Lugat. Ya işte mevzu yani yani o onlar. O ve Çin aslında arşivlerine göre hani biz şey hareket ediyoruz. yapabiliyoruz. Divan-ı Göteturk de Çünkü Çin başka şey arşivlerinden değil. çıkıyor bu arada. Tabii, oradan çıkıyor. Ama zaten şimdi hani şimdi tarihçilerin de özellikle dinlersiniz şöyle bir sözü vardır. Yazılı tarih sözlü tarihten çok daha kısadır. Tabii. Evet. Yani sözlü tarihin önemi aslında bir noktada daha büyük. Ama sözlü tarihi de işte mitolojiye çevirmiş durumdayız aslına bakarsanız. Sözlü tarihteki fantastik olayları aslında ayıkladığımız zaman gerçek tarihi elde etmiş oluyoruz. En azından tarihçiler böyle bakıyor. Yani atıyorum ejderha gelmedi de hani oradan bir kuş geçti falan muhabbetini çevirdiğin zaman ya da işte artık nasıl ayıklayabilirsen Ya da belki bir felaket ha, oldu. felaket O daha oldu. sembolik bir Sembolik anlatım şeyleri, olabilir. anlatımları yapabilirsen tarihi şeyleri yakalıyorsun. Evet. Gelelim Türklerin tanrılarına. Tekrardan başlayalım. Şimdi öncelikle Türklerin tanrısı dediğimizde hepimizin aklına bir isim geliyor. Gök Tanrı denen, Gök Evet. Tengri denen Evet. veya Kök Tengri Kök denen Tengri. ve gökyüzünün, mavinin, işte bolluğun, bereketin, bütün yaratıcılığın anlamında var olan bir tanrı var. Şimdi bu tanrı aslında bize gene Moğol ve Türk sözlü kaynaklarından yani sözel olarak ulaşan bir terim. Ama bir de Altay mitolojisi var. Bu biraz daha işte Oğuz Kağan Destanı olsun, gene sözlü kaynaklar olsun, Çinli kaynaklar olsun farklı şeyler de var. Bir de buradan Kayra Han var. Bu da aslında Gök Tanrı. Yani neden aslında Gök Tanrı? Çünkü Kayra Han da Gök Tanrı da, tamam mı, yaratıcıdır. En tepedekidir. Tüm işte evreni ve işte dünyayı, her şeyi bir yaratır böyle, tamam mı? Ama içine insan koymaz, hayvan koymaz, yani canlıları koymaz. Her şeyi yaratır ve bırakır o şekilde. Bir şey vardır. Veya diğer tanrıları oluşturur vesaire. Bu tarz bir şey var.
Tanrıların tanrısı. Evet, tanrıların tanrısı aslında. Yani Yunan mitolojisindeki biraz Kronos'a falan da denk geliyor da diyebiliriz ama tam olarak değil. Ahmetcan kızar şimdi orada. Mitoloji abimiz. Mitoloji abi kızar. Neyse, bunun dışında bir de Yakut Türklerinin mitolojileri var ki hani onda daha da farklılaşıyor iş. Ben onun işine çok girmedim çünkü Yakut Türkleri aslında Sibirya'da hala devam ediyor. Yani orayı biraz daha araştırmak, incelemek lazım ama ne kadar şey yapılıyor bilmiyorum. Biz daha çok böyle Orta Asya'daki bizim hepimizin bildiği ve soyumuzun geldiğini düşündüğümüz kısımdan devam edelim. Şimdi dediğim gibi Gök Tanrı ile Kayrahan her şeyi yarattılar, yaptılar. Bunlardan sonra Kayrahan'ın, yani işte Gök Tanrı'nın diyelim, Kayrahan'ın bir oğlu var. Bayülgen. Aslında Bay Ülgen veya Ülgen. Bugünkü Bay Ülgen soyadlarının tamamı aslında o tanrının ismine dayanıyor zaten. Espri yapmamak için zor tutuyorum zaten kendimi. Evet, yani evet. Ben de kötü bir şey olacak yani. Çünkü iyi bir şey de hak etmiyor zaten. Evet. Yani bu zaten Ülgen dediğimiz, Bay Ülgen dediğimiz ya da işte bazı Ülgen Kağan da denebiliyor. İşte hani Türk toplumunun şeyine göre değişiyor. Hani kavmin diline göre de değişiyor, tamam mı? Bir kavim Bayülgen diyor, bir kavim Ülgen Hakan Kaan diyor vesaire. Bu da gökyüzünün şey tanrısı, ya yani gökyüzü tanrısı, tamam mı? Gökyüzü olaylarından vesaireden sorumlu. İşte bu biraz Zeus gibi. Çünkü yıldırımlar, şimşekler bundan bu atıyor, bu yapıyor. Altın dağda, altın bir sarayda, altın bir tahtta oturuyor. Gene bir dağın tepesinde böyle çok süper bir yerde falan. Hani öyle bir şey var. Çok arabik. Ama aynı zamanda iyilik ve merhamet tanrısı. Hatta daha sonraki videolarda anlatacağım bir yaratılış hikayesinde Erlik olarak şu anda birazdan bahsedeceğimiz Türklerin o şeytan tanımındaki tanrıyı da bir noktada affediyor vesaire. Yani böyle iyilik ve merhamet üstüne kurulu ve bolluğu, bereketi, bolluğu sağlayan, bereketi değil de bolluğu sağlayan tanrı Ülgen. Bir de galiba şeydi, ilginç bir şekilde kendisine tapınılmasını da beklemiyor ve insanları, yani ölen insanları yaptıkları iyilikleri ve kötülüklere göre yargılıyor diye. Aynen o şekilde. Şimdi şey ona var. Da değinecektim zaten. Anladım, güzel ben... yerden, çok güzel geldi. Şimdi bu tanrının özelliği diğer, hani çoğu dindeki tanrıdan farklı olarak, yani bana ibadet edin veya tapının demiyor. Gerçekten bir şey, ahlak öğretisi aslında. Yargıda bağımsızlık. Evet abi, yani. Aynen öyle, tamam mı? Yani diyor ki abi, kötülük yaparsan Erlik'in yanına gidersin. Erlik seni kandırmıştır. O yüzden ben seni gene affederim diyor. Abi. Çünkü ben seni, çünkü yaratanı anlatacağım birazdan. Seni yaratanı tanıyorum. Seni kötü yaratmadı. Sen ona uydun ve o yüzden kötüleştin. Ben seni eninde sonunda affedeceğim ve buraya geleceksin ki bu da Müslümanlıkta da var. Ben seni affedeceğim ve eninde sonunda cennete geçeceksin. Yani İslamiyet'te var. Bence yani, şimdi ilmi konulara çok girmeyelim. Ama yani ciddi merhamet tanrısının olma sebebi aslında bu noktada. Bütün insanlığı affederek kendi yanına çağırıyor. Ve bu işi de görev olarak verdiği bir tane tanrı var. O tanrının da adı benimle eşdeğer. Utku. Utkuçi diye bir tanrı abi. Bundan sonra Utkuçi diyeceğim. Tamam. Şu an yaktın İyilik kendimi. Ve merhamet tanrısı. O da. Daha doğrusu tanrı değil, ruhu. Çünkü 3-4 tane tanrı var. Diğerleri koruyucu ruhlar olarak geçiyor. Biz de evet melek diyebiliriz artık bugünkü toplumda ama o dönemlerde bunlara ruh olarak bahsediliyor. İşte o ruhlar daha şamanik olduğu için böyle doğada, denizde, ağaçta, dağda yerleri var vesaire. Gelelim Ürünk Toyan veya Ürünk Ayı Toyan denen bir diğer tanrı var. Bu tanrının özelliği insanlığı yaratmış olması. Adam bakıyor, evren var, yaratılmış. İşte Kayrahan, Bayülgen vesaire bunlar bir şeyler yapmışlar, bir güzel bir ortam koymuşlar. Bakıyor diyor ki ya buraya bir insan yaratalım. İnsanı yaratıyor. İnsanı yarattıktan sonra bakıyor ki ya buraya hayvan da yaratalım. Hayvanları yaratıyor. Ama bu hayvanlarla insanlar böyle dümdüz dünyanın üstünde hoş olmadı. Diyor ki buraya ben biraz işte böyle ağaç, biraz dağ, biraz tepe ve dünyaya böyle bir hareket katıyor. O bizim maşallah TRT'deki ressam abi gibi vardı. Evet, evet, Bob Ross gibi. Aynen öyle. Şurada bir çıllık. Bob Ross gibi herkesi ikili ikili yaratıyor, tamam mı? Yani bir de öyle bir şey de var yani. Hani tek yaratmıyor. Tek yaratıp sıkılmasın modunda. Hakikaten Bob Ross gibi. Buraya bir ikincisini devam. Dağsa yanına bir mutlu dağ daha falan böyle. Hani güzel bir şey yaratıyor aslında. Yaşamı kuruyor adam, tamam mı? Bunun dışında güneş, ay, yıldız vesaire gibi yani insanın aslında gözüyle görüp, eliyle elleyip işte koklayabildiği, o 5-6 duyusunun hissedebildiği her şeyi bu tanrı yaratıyor. Bir noktada. Ve dünyanın da bir hareketini de sağlamış oluyor aslında. Hani işte mesela sallıyorum, deprem Orta Asya'da çok olmaz ama hani olursa falan hani ona atıyorlardı. Ha bak, Ürün Toyan yeni dağ yaratıyor falan gibi böyle değişik
inançları var. Yeni server açıyor. Evet yani tamam mı? Hani değişik değişik inançları var ve hani ilk insanı yaratması da zaten güzel bir olay. Bir diğeri de tanrı mı kötü ruh mu olduğu tam olarak tartışmalı olan Erlik. Ya da Erlik Han. Ona da bir han şeyinde bulunuyorlar. Yani Türk mitolojisinde hiçbir tanrı veya hiçbir ruh kötü anılmaz. Yani hepsi kutsaldır. Şeytanı dahil, Erlik dahil. Ya o da çünkü tanrı, tamam? Tabii. O da bizden üstün. Mevzu bu. O yüzden Erlik Han diye bahsederler veya ona da işte adaklar adanır gerektiği zaman vesaire. Yine tabii bize musallat olmasın diye evet, de bir saygı gösteriyorlar. İnceden bir yalakalık falan. Ya yok abi o da kutsal ya. Çünkü mesela Yunan mitolojisinde de hani Hades'e Hades denmez. Genelde hani Pluto yani zengin efendi ne? Anlamında şey yapar. Aynen öyle. Ve abi çok iyi yani. Orta çağda mesela perilere peri değil. Hani biz nasıl iyi saatte olsunlar diyorsak. Ne? Onlar da şey diyor. The fair folk yani güzel halk abi. Diyorlar. Yani öyle bize şey yapmasın bize ama de, bulaşmasın bize diye. Bize de 3 harfli var ya işte böyle. Aynen. Evet işte aynen. Bir de abi feministlerin 4 harflisi var ama bambaşka şimdi geldi. Gelelim evet dediğim gibi Erlik. Erlik böyle kötü bir ruh veya kötü bir tanrı olarak tasvir edilir. Neden kötü? İnsanı aslında o ilk yaratılan yani Ürünk Toyan'ın yarattığı şekildeki bir saf temiz ruhtan daha değişik böyle kötü yollara çeken işte hani öldürmesine ya da başka birine bir kötülük etmesine sebep olan tanrı veya ruh olarak görülür. Kendisi yer altında yaşıyor dünyada. Bu yaratılış hikayesini daha sonra anlatacağım. Orada nedenini de anlatacağım. Bu aslında evrenin yaratılışında bir olayı var. Erlik aslında tanrılar arasında da kötü davranıyor. Diğer tanrılarla da bir hırs bir şey. Yani aslında o hani kötü şeyde Hristiyanlıkta da var olan 7 günah var ya. Aslında Erlik'te de o tarz bir 7 günah var. Yani böyle hırs var. İşte şehvet şey var böyle o neydi işte greed vesaire. Abi işte açgözlülük evet, evet. var. Ondan sonra oburluk var. Aynen. Yani onların hepsi Erlik'te var. Erlik de insana bunları sağlıyor bir noktada. Abi sen onu öldür ki bak onun toprağını al. Onu işte öldür ki atını al. Onu öldür karısını al gibi şeyler. Hani aslında kulağına fısıldıyor mu diyeyim ben bugünkü tabirle ne diyeyim bilemiyorum ama o tarz bir etkisi var. Ve Erlik işte insanlığın ruhunu da bir şekilde kirletiyor ki o onu sonra anlatacağım dediğim gibi. Bir diğer kötü ruh da al bastı ya da al kadın, al kız vesaire gibi böyle kızıl saçlı olarak tasvir edilen bir tane kadın var. Bu bir tanrıça bir ruh. Bu da aslında çok basit bir şekilde ölüler aleminin temsilcisi. O da yer altında yaşıyor ama hani ölüleri kendi yanına alıyor. Bu birazcık bazı Türk mitolojisinde var olmayan bir ruh. Neden var olmayan? Çünkü biraz fark ettiyseniz Yunan mitine doğru kayan biraz daha Avrupa'yı bir ruh. Çünkü yer altında hani şöyle hani eski Türkler mesela hani tamam onlarda gömme vesaire var sonra işte şamanik ruhlardan dolayı bak ağaç oldu ne kadar güzel vesaire gibi şeyler var. Ki Albastı denen bu ruhun göreviyle aslında Utkuchi'nin görevi çakışıyor bir noktada. Çünkü Utkuchi ölen veya iyilik yapmış olarak da ölen işte ruhları alıp Ülgen'in yanına götürüyor. Tamam sen de abi çok iyi bir insandın. Evet. Hadi gel bakayım seni ben götürüyorum diye aslında alıp götürüyor. Yani aslında bir bakıma Azrail bir noktada. Yani ruhu alıp bir yere taşıyor. Bir tanrısının yanına taşıyor. Ama aynı şekilde işte bu Albastı da yer altında tutuyor o ruhların bazılarını. Yani kötü olanları diyelim orada tutuyor ama şimdi şöyle bir şey var. Kötü olanları orada tutmasının bir anlamı yok. Çünkü zaten İşte Bay Ülgen'in en büyük yani Ülgen'in en büyük özelliği merhametli evet. ve bütün insan ruhlarını aslında kendi yanına istiyor. Böyle bir durum var. Yani bazı yerlerde var bazı yerlerde yok tartışmalı bir ruh ve tanrıça. Zaten Türk mitolojisindeki net kaynaklar başta da dediğimiz gibi Çin ve sözel kaynaklardan geldiği için hani hiçbir net bir şekilde şey yapamıyoruz. En azından ilk 4-5 tanrı haricinde. Gelelim işte hazır laf arasında geçmişken Utkuchi'ye bahsedeyim. Yani bu tanrı aslında dediğim gibi ruhları alıp Ülgen'e taşıyan bir elçi. Ama bunun ekstra bir özelliği daha var. Yani özellik dediğim nasıl ki Mısır mitolojisinde, Yunan mitolojisinde her tanrının bir ekstra bir görevi vardı. Ya iyilik tanrısı işte ne bileyim işte şunun tanrısı, bunun tanrısı bir sürü görev olur. Her şeyin bir tanrısı vardır ya. Abi bu da YouTube'da. Güler yüzlülüğün tanrısı. Çok ciddiyim. Bak yani güler yüzlülüğün tanrısı. Neşe tanrısı. Neşe tanrısı bir noktada. Çünkü nedeni çok basit aslında. Çünkü sen dünyada bir şeydesin. Ya yani Araf'tasın ya da bir testo alemindesin, bir yerdesin ve senin ruhunu alıp tanrına taşıyor. O yüzden de güler yüzle yapıyor bunu. Yani senin artık en güzel çağın geldi, en güzel yaşın, en güzel zamanın geldi ve gel artık sen tanrının yanında yaşamaya devam et. Tıpkı İskandinav mitolojisinde Valhalla'ya çıkmak gibi bir şey bu. Yani
O da çok benzer geliyor yani bir noktada baktığınızda. Orada da hani Valhalla Odin'le içeceğiz yapacağız ya. Evet. Burada da Ülgen'le oturacağız muhabbet edeceğiz tamam mı yani. Hani mevzu... Abi, bu videodan sonra tengricilik artacak gibi ama dur bakalım. Gelelim bir önceki videoda bahsettiğim Asena'ya. Aslında Asena işte ilk Türk'ü yaratan, evet, yarattığı düşünülen, daha sonradan tanrılaştığı o bilinen. Çünkü eski kayıtlarda yok. Daha sonradan çıkıyor ortaya. Tanrıça olarak çıkıyor ortaya. Asena ve ilk türkü yaratıyor. İşte bir kurt formunda geziyor gibi. Aynı zamanda bolluk, bereket ve doğurganlık, evet, doğa tanrısı olarak da tasvir ediliyor. Bir de birçok mitolojide zaten böyle şey vardır. Şekil değiştiren kadın vardır. Hani bir hayvan şekline bürünüp bir kadın şekline bürünen. Mesela Kore'de de Gumiho var. Bunlar şey kılığına giriyorlar. Tilki kılığına giriyorlar. Hatta en güçlü ve en yaşlı olanların şey var. 9 kuyruğu var. Aa, böyle aynen öyle bir. Hani bunlar eğer bir adamı seçerlerse yani o adam hani hayatta çok başarılı olacak. Çok zengin olacak. Belki kral bile olabilecek falan. Böyle bir şey de var. Neydi yani adı? Birçok mitoloji. Gumiho. Gumiho. Aynen işte öyle. Güzel bak bir günde oralara girelim. Gireriz. Sen de bir Kore mitolojisine gir bakalım. Gireriz. Aynen öyle. Yani şeyler falan o çok rastlanan bir şey. Şimdi gelelim bir diğer tanrımıza. Daha doğrusu ruha bu. Artık bunlar elçiler ve ruhlar aleminde biraz gezmeye başladık. Şimdi bahsedeceğimiz Yayık diye bir ismi var ve bu Ülgen'le tamam insanlar arasında gene bir elçilik görevi var. Ama bu seferki elçilik görevi şu. İnsanlığı kötülük yapmaktan korumaya çalışıyor. Nasıl ki erlik kötülük yapmalarını sağlamaya çalışıyor, bu korumaya çalışıyor. Aslında birbirine zıt denkliğin iki tarafı gibiler. Çünkü Ülgen insanları yarattıktan sonra Yayık'a bir emir veriyor. Diyor ki sen insanları git, kolla, onların kötülük yapmasını engel ol, onlara güzel bir hayat yaşamaları için yol göster. Evet. Yani asıl amaç bu. Ve o da bu amacı doğrultusunda zaten yaratılış hikayelerine vesaireyle erlikle bayağı savaşa girdiği noktalar vesaireler var. Yani ciddi ciddi böyle tanrıların savaşı falan olduğu kısımlar var yaratılış hikayelerinde. Aynı zamanda işte yayık törenleri, yayık içme törenleri gibi böyle ona atfedilen ve bize iyilik getirsin, bize iyi yolu göstersin gibi bir sürü ayin, tören de yapılıyordu. Gerçekten soruyorum, yayık ayranla alakası var mı? Yani yayık o şey ya hani şöyle... Tam da onlarda yayık falan değil işte bilmiyorum bizim. Yani olabilir ama onunla ilgili bilgim yok. Olabilir yani. Ne neden olmasın? Çok benziyor. Bir diğer ruh ise suyla, suyla han denen tamam mı? Bir tane ruh var. Bu ruhun görevi gene insanlara doğru yolu göstermek ama yayıktan farklı olarak görevi bu şu şekilde daha çok insanların rüyalarına veya ona ayin yapanların ona işte hani bir seslenenlerin görüşlerine gelip gelecekle ilgili bilgi veriyor olması. Yani evet onlara doğru yolu gösteriyor ama rüyalarında gösteriyor. Hani abi bir rüya gördüm sen kral olacaksın muhabbeti aslında buradan geliyor. Bir kehanet ve bilgelik tanrısı. Evet kehanet ve bilgelik tanrısı gibi. Aynen öyle kehanetleri sağlıyor. Onlara bir bilgelik gerçekten sağlıyor ve geleceği sunuyor. Ama tabii ki hepsine değil. Herkes olmuyor yani bu doğal olarak. Hatta bizde de bu şey var ya galiba istihareye yatmak mı ne deniyor? Hani işte namaz kılıp Kur'an okuyup ondan sonra bir hani uykuya geçiyorlar. Hani belki büyük bir iş olacaksa birisini işte oğlunu evlendirmeden önce ya da evet, başka evet, bir şey. Evet, aynen. Aslında yani o demek ki bütün kültürlerde aşağı yukarı böyle bir tabii şey zaten var. Şimdi şeye de bahsedeyim. Mesela yayıkla suylanın tamam mı? Yayık hanla suylahanın aslında birbirine çok benziyor rolleri. İkisinin de amacı insanlığı korumak ve ileri taşımak. Ki bunların iki tane ya yani bu ikisinin de var olmasının sebebi dediğim gibi farklı Türk toplumlarında farklı tanrı ve ruh isimlerinin varlığı. Şimdi aynı görevleri yapan bir de karlık han var. Aynı görevleri yapıyor birebir. Hem yayıkla hem suyla ile aynı görevleri yapıyor. O yüzden hani bunu çok bir değinmeye gerek yok ama hani bu da diğer toplumlarda var. Yani her toplum aslında kendi şeyine bir isim koymuş. Ha ama nasıl koymuş? Biri demiş ki ben rüyayla gördüm. Biri demiş duman sayesinde geldi vesaire. Biri demiş ki işte su üzerinden hani gördüm gibi değişik şeyler tanımlamışlar aslında. Belki de işte aynı görevi farklı şekillerde üstlenen varlıklar. Evet o da olabilir. Ya da birisi bir anda hani bir yol gösteriyor. Öbürü belki insanlarla konuşarak. Ya da şey olmuş olabilir abi. Yani tarihin farklı dönemlerinde var olan tanrılardır. İnanılmış olan tanrılardır ve biz bunların arasındaki sınırı bilmiyor olabiliriz. Yani, olabilir. Yani ne bileyim işte mesela aynı işi yayık da yapıyor, Utkuçi de yapıyor değil mi? Yok, yayıkla, suyla. Suyla ile yayık yapıyor mesela.
Hani sallıyorum, Göktürklerinki suyladır. Evet evet, İşte Yayık'ta Uygurlarınkidir. Aynen. Daha sonraki dönemde aynen, çıkmış. Aynen aynen öyle. İşte Altay'dan gelenler var. İşte Yakut Türkleri aynen. gibi daha Sibirya'ya yakın olanlar var. Ama tabii bizim bunları bilmemiz mümkün değil. Yani değil çünkü... maalesef değil. Ama işte bugüne kadar hepsi sözlü olarak gelmiş. Son olarak da bir tane daha bir Tanrıça Hatun vesairemiz var. Ağan Alahçın Hatun diye geçen bir tane kadın. Bir daha söyle abi ismi. Ağan Alahçın. Ağan Alahçın. Aynen. Onun rolü de dünyanın aslında hani böyle merkezinde bulunuyor. Merkezi neresiyse artık böyle hı-hı. ortasında veya yaşadığı inanılan ve ruhlar içerisinde en büyük, en saygın olanı. Çünkü kendisi ağaçların içinde ve ağaçların dibinde, ağaçların yanında yaşıyor ve ağaçlara ruh sağlıyor. Ağaçlara bir şey sağlıyor ki biliyorsunuz, tahmin ediyorsunuz coğrafya üzerinden Orta Asya'da hiç ağaç yok. Yok. O yüzden ağaç çok kutsal bir şey. Hı hı. Ağaç çok önemli bir şey. O yüzden ağaç görüldüğü zaman ağa diyorlar ki bak buraya Ağan Alahçın ağaç yapmış. Hatta ölülerin mezarlarına işte fidan dikilmesi veya tohum atılması, işte mezarlıkların bugün bile ağaçlıkta olmasının sebebi aslında buradan geliyor. Çünkü eski Türklerde ölülerini gömdükleri yerler ağaçların dipleri olur. Hı hı. Özellikle ve ağaçlıklı yerlere gömerler ki o ruh ağaca geçsin. O ha. ağaçtan başka ağaçlar başka çıksın ve burası ağaçlansın. Ha. Bir de aynı zamanda ruhu orada yaşasın. Evet, ruhu hala da bilirsiniz ki Türkiye'mizde de en büyük ağaçlıklar maalesef mezarlıklar. Halbuki park yapmıyoruz. Birçok kültürde de bu mesela ormanların, koruların kutsal olduğu. Tabii tabii ruhların şey, içinde olduğu vesaire. Odin'in kutsal ağacı meşedir. Mesela. Evet. Burada mesela kayın ağacı. Hani hı hı. kutsal. Herkeste bir şey hı. var. Odin'inki neydi? Meşe. Aslında evet, meşe olduğunu verdi. Evet. Sırtına. Evet arkadaşlar, yani Türklerin tanrıları aslında daha fazlası da var yani ruhlar içinde. Dediğim gibi hani her farklı kavim ve her farklı topluluk farklı farklı isimler vermiş, farklı farklı görevler vermiş ama genel olarak görevleri bunlar. Zaten dediğim gibi en başta 4 tane tanrı var, sonra onun elçileri ve ruhlar var. Bunları size anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Bir sonraki videoda da artık İnsanlığın yaratılışı ve evrenin yaratılış hikayesi dediğimiz ve Türk mitolojisinin en keyifli hikayesine geçeceğiz. O videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayın. Olmayın. Boş verin.